Sayın Abdülkadir Akçan, Bayındırlık ve İskan eski bakanı, 21. ve 23. dönem Afyon milletvekili. Sayın Akçan, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Titrinizi de özür dilerim. Hemen belirtelim. Profesör Doktor Sayın Abdülkadir Akçan. Hem siyasi kimlik hem akademisyen kimliğiniz ama özellikle akademisyen kimliğiniz konuyla çok daha yakından alakalı. Hoş geldiniz bir kez daha. Hoş bulduk efendim. İyi yayınlar diliyorum. Ben çok teşekkürler. Veteriner hekimim, zooteknik profesörüm. Evet. Dolayısıyla bu eksenden özellikle bakalım isteriz. Evet, evet. Yani işin siyasi boyutuna bakmak çok fazla pratik değil gibi gözüküyor ama evet. Sonuçta politikayı da hayvancılık politikasını veya üretim politikasını hangi sektör olursa olsun belirleyenler de siyasiler oluyor. Evet, evet. Sonucu etkileyen, tayin eden maalesef dünyanın her tarafında üretimle doğrudan ilgilenenler değil. Elbette. Tabii ki bu noktada Sayın Akçan çok özür dilerim. Hemen şöyle bir çerçeveyle gidelim isterim. Çünkü zaman çok sınırlı. Hayvancılık olsun, tarımın tüm alanları olsun, ulusal politikalarımız tabii ki önemli. Milli bir meseleden bahsediyoruz. Siyasetçilere çok önemli görevler düşüyor. Sizin de altını çizdiğiniz gibi bu politikaları siyasetçilerimiz belirliyor. Uygulama kısmına geldiğimizde uygulamaya ve siyasete ışık tutması adına da akademisyenlerimize önemli roller düşüyor. Dolayısıyla bu iki çerçeveyi birleştirerek biraz daha genel perspektiften milli bir meseleyi konuşuyoruz her şeyden önce. Siyaset üstü bir konuyu konuşuyoruz. Kesinlikle evet. Bu çok çok önemli. Bunun altını, doğru, haklısınız. Bunun altını özellikle çizmek istedim. Evet. Şimdi efendim ben Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi Veteriner Fakültelerinde işletme kurdum. Evet. Eğitim araştırma uygulama çiftliklerinin kurulup gelişmesinde ciddi katkılar sağlamaya çalıştım. Evet. Özel sektörde hedef kapasitesi 5000 baş olan sığır besi işletmeleri kurdum. Evet. Ama bizim derdimiz küçük işletmeleri büyütmek olmamalıydı. Evet. Olmamalı. Zira insanları doğduğu yerde doyurmak gibi bir yükümlülüğümüz var. Evet. Eğer biz insanları doğduğu yerde ikamet etmelerini ve yaşamalarını sağlayamaz, büyük şehirlere göç etmelerinin önüne geçemezsek, onları doğduğu yerde alıkoymanın maliyetinin kat kat fazlasını, evet, göç ettiği büyük şehirlerde sosyal ve ekonomik problemler olarak karşılaştığımız problemleri çözmede harcamak durumunda kalırız. Evet. Şimdi 1980'li yıllarda Almanya'da bir işletmenin işletme sayılabilmesi için 20 başlık damızlık öngörülüyordu minimum. Damızlık sayısı 19 başa düşünce bu işletmeyi yok sayabiliyorlar. Evet. Bizde ise Hatice teyzenin bir baş ineğini işletme saydık. Ve bütün teşvik uygulamalarımızı, desteklemelerimizi buna göre yaptık. Evet. Maalesef bunun yarattığı sıkıntıyı aşmak için işletmeleri büyütmek gerekir diye hep slogan haline getirdik. Evet. Ama İşin sonunda hayvancılıktan kar etmek düşüncesiyle yola çıkanlar, evet, Berber Hasan, Terzi Mustafa, Doktor Ahmet, diş hekimi Mehmet, evet, verilen sıfır faizli kredilerle büyük işletmeler kurmaya çalıştı. Ve onlar da işletmelerini kapatmak durumunda kaldılar. Evet. Bizim temel sıkıntımız optimum işletme büyüklüğünü belirleyip o işletme büyüklüğünde insanların üretim yapmasını sağlamak olmalıydı. Yani pratikteki tablodan yola çıkarak bir işletme büyüklüğü belirlemeliydik. Evet. 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 Ve dolayısıyla bunu Türkiye'nin tamamına yaydığınız zaman, evet, örneğin elde edilen sütün kısa zamanda işleme merkezlerine taşınması ve bunun için de
mandıraların evet. yurt geneline serpiştirilmesi evet. ve sağlıklı sütün sağlıklı olarak işlenebilir boyut kazanmasını düşünmeliydik. Kesinlikle. Bir başka noktaya dikkat çekmek isterim. Özellikle tabii. o alanda görüşünüzü almak isterim. Uygulama merkezleri kurmuş bir akademisyen olarak. Evet. Özellikle işin bilimsel tarafını akademisyenlerimizin ve fakültelerimizin yapmış olduğu çalışmaları da sahaya taşımakta sanki biraz zorlandık mı? Ne dersiniz? Efendim benim içimi yakan... Evet. Üniversitelerde şu anda çalışan akademisyen kardeşlerimizin, arkadaşlarımızın da evet. el emeği, göz nuru, bilimsel araştırmalarını gecesini gündüzüne katarak elde ettiği araştırma sonuçlarını evet. sahaya yansıtamayıp sadece bunların bu işleri yapan insanların akademik ilerlemelerinde kullanmaktan öte bir anlam taşımadığını görmeleri onları üzen en önemli nokta. Evet ve aslında yaşadığımız problemin temel özellikle verimlilik açısından ve sürdürülebilirlik açısından bakıyoruz. Modernize Kesinlikle. Etmenin önemine dikkat çekiyoruz. Bu noktada Kesinlikle. Da o çalışmaların hayata geçirilmesi yani çiftçiyle biraz daha iç içe olması gerekiyor öyle evet. değil mi? Evet, kesinlikle. Evet. Şimdi benim ben size yani siyasi kesinlikle siyasi mülahaza için değil. Buyurunuz, evet. Sonucu ifade etmek için ben bunu söylemek istiyorum. Evet. Şimdi hayvancılık hiçbir ülkede zevk için yapılan evet. bir faaliyet değildir. Karlı olduğu sürece yapılan bir faaliyettir. Mutlaka. Ben öğrencilerim beni iyi bilirler. Derste şunu anlatmışımdır. Evet. Arkadaşlar dünyanın neresine giderseniz gidin. Evet. Sütün kilogram bir fiyatı ne olursa olsun, yemin fiyatı ne olursa olsun. Evet. Bir kilogram süt sattığınızda. Evet. İki kilogramın ve üzerinde yem alabiliyorsanız sanayi yemi, karma yem. Evet. Bu iş sürdürülebilir bir faaliyettir. Evet. Şimdi 2002 yılı itibariyle söylüyorum. 2002 yılında 1 kilogram sokak sütü o günkü para birimiyle 320 bin lira yani 32 kuruştu. Soğuk zincirde elde edilmiş sütse 360 bin lira yani 36 kuruştu. Evet. 50 kilogramlık bir çuval yem 7,5-8 milyon liraydı. O günlere ait faturalar ortadadır. Dileyen dilediği yerden inceleyebilir, gözlemleyebilir. Bir kilogram sütü sattığınız zaman, sokak sütünü sattığınız zaman 2 kilogramın üzerinde yem alabiliyordunuz. Şimdiki rakam ise 1 kilogramla 1 kilogram civarlarında. Evet. Bir faaliyetin sürdürülebilir olmaması sizi dışarıya mahkum eder. Hele gıda gibi, evet. ham madde, süt, et olan, hayvancılık gibi bir alanı dışarıdan ithal etmeye kalkarsanız, siz yurt dışındaki üreticileri desteklemiş olursunuz onlara pazar olarak. Evet, Sayın Akcan, görüşlerinize yine yer vermek isteriz. Süremiz çok kısıtlı. Tamam. Sonuç kısmında öneriniz nedir? Bir iki cümle lütfen. Dolayısıyla şunu evet. söyleyeyim. Evet. Kesinlikle sağlıklı işletmeler kurarak. Evet. Optimum işletme büyüklüğünü de şudur diyerek Türkiye şartlarında, Türkiye'nin her tarafında yaygın bir üretim sistemini benimsememiz lazım. Evet. İki. Evet. Buyurunuz. Üreticilerimizi destekleyebilmek için onların eğitimine özel önem vermemiz lazım. Evet. Türkiye'de her üniversitede bir iktisadi idareler fakültesi var. Evet. Buralardan işletmeci ve iktisatçı insanlarımız, çocuklarımız yetişiyor. Evet. Tarım il ve ilçe müdürlüklerindeki veteriner hekim ve ziraat mühendislerini tarımsal desteklemelerin evraklarını, kırtasiye işlerini yapmaktan çıkartıp işletme ve iktisatçıları buralarda istihdam ederek evet. onlara bu işleri yaptırıp ziraat mühendisini, veteriner hekimini üreticilerin yanı başına dikmemiz lazım. Sayın Akcan, şöyle yapalım mı? Biz bu konuya Tabii. yarın da devam edeceğiz.
Sizin tamam. de vaktiniz uygun olursa yarın tekrar bağlanalım. Hayır, çünkü yarın hayır, kalacak gibi görünüyor. Süre sınırlı olduğu için yarın tekrar bağlanalım ve kaldığımız noktadan devam edelim. Hay hay efendim. Kolay Çok gelsin. Teşekkür ediyoruz Sayın Akcan. Kolaylıklar diliyoruz. Hoşçakalın. Sağ olun. İyi günler. Teşekkür ederiz. Evet.